haliyle birinci etap bitti. Bu haliyle kapasitesi 700 bin kişiye göre, yani merkez nüfusu 700 bin olacak şekilde 200 bin metreküp bölü gün. Şu anda nüfusa göre hesabı yaptığımızda 100 bin metreküp bölü gün su gelmesi gerekiyor. İşte fiziksel ayrışmış olan atık burada gördüğünüz bu yurt dışından beklediğimiz pompalarla bir üstteki havuza gidiyor. Bence burayı görmenizi isterim. Şu havuzlara doluyor. Burası kum ve yağ tutucu. Kumu aşağıdan bir pompayla alıyoruz. Yağ da yükseldikçe şu savakların içine ayrılıp yağlar da ayrı bir şekilde bu havuzlardan alınıyor. Şu büyük olan yapı ön çökertme yapılır. Eğer tesiste bazı noktaları devre dışı bırakmamız gerektiğinde çok büyük bir problem olmasın diye ön çökertme havuzu. Önemli nokta burası. En büyük enerji sarfiyatımızın olduğu yer burası. Şu büyük binanın içinden sizin anladığınız bir dille söyleyeyim, pompalar. Pompalar buraya hava basıyor. Şu gördüğünüz difüzör dediğimiz plate tarzı difüzör dediğimiz aletler bu suyun içinde hava kabarcıkları çıkartıyor. Yani oksijen veriyor. O veren oksijen de bakterileri besliyor. Burada bakteri yürüyor ve o katı atığı parçalıyor. Evet. Şu gördüğünüz plate tipi difüzörler Türkiye'de yerli üretim olarak ilk defa kullanılıyor. Bunlar hep ithaldi. Bu havuzların içinde 19 bin tane disk tipi difüzör olması gerekiyordu. 19 bin adet. Şu anda 2 bin tane plate deniliyor. Biraz İngilizce kelimeleri var. Tabla şeklinde difüzörler kullanıyoruz. Bu enerji maliyetimizi %30 düşürüyor. Yani şunlar 19 bin tane yerine 2 bin tane ama 2,5-3 katı da fiyatı var. Bu ilk defa Türkiye'de üretildi. Hep ithal bir malzemeydi. 5 dakikada 10 dakikada bir neye ayarlanırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çıkış suyunun değerlerini gönderen bir tam otomasyonlu bir tesis. Yani biz hiçbir şeye dokunmadan SKADA tarafından yönetiliyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şartlarından biridir. Bu tam yönetmeliklere uygun olduğu için yönetmelikte sürekli çıkış suyundan kendisi otomatik numune alan, o numuneyi değerlendiren, kirlilik yükünü ölçen, kirlilik yükünü Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildiren bir tesis. Ne diyelim, bu panoların tamamı normalde yurt dışından gelmesi gereken panolardı. Sanırım Türkiye üretimi bunlar. Evet. Bu son çökeltme havuzu dediğimiz havuzlar, çamur dediğimiz katı olan kısmı altta biriktirilerek buradan pompalarla susuzlaştırma tesisimize gidiyor. Temiz su da üst taraftan bu savakların üstünden klora gidiyor. Ve bütün bunlar ortalama 8 kilometre civarında şu anda atık su arıtma tesisimiz temiz suyla su testleri gerçekleştiriliyor. Sayın Valimizin daha önce açıklamalarında olduğu gibi Nisan ayı içinde eski tesisimizi kapatarak yeni tesisimize su alacağız. Şu anda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birlikte bir ağaçlandırma çalışması da yapacağız. Ve Mayıs ayı itibariyle veya Haziran ayı itibariyle açılışımızı da programlıyoruz. Sadece emir ve talimat bekliyoruz açılış konusunda. Malumunuzdur ki daha önceden de belirttiğim gibi 2008 yılından beridir eski arıtma tesisimiz kapasitesini doldurmuş ve yeterli arıtma yapamamakta. Yaptığımız ölçümlerle şu anda %25'ini, şehrin kanalizasyonunun %25'ini arıtabilmekteyiz. Bu da uzun yıllardır sahipsiz bırakılan bir arıtma sistemiyle gölün tabanının çamur dolmasına sebep oluyor bu atıklarla. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın 2018 yılında ilk Van ziyaretlerinde göl dip çamur temizliğini de bakanlık olarak biz üstlenelim talimatlarıyla. Bundan bir 15 gün önce bakanlığımızdan bir heyet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımız Gülşen Orhan'ın başkanlığında Sayın Valimizle beraber gölün dip çamur temizliği konusunda burada bir toplantı gerçekleştirildi. Biz bu tesisi bitirip devreye aldıktan sonra da
gölün dip çamur temizliğin konusunda bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanacak. İnşallah temennim odur ki kısa bir süre içinde Van ve Van Gölü eski haline dönüşecek. İskele'de tekrar göle girebileceğiz veya üniversite kampüsünde veya Tuşba Belediyesi'nin yaptığı sahil parklarında tekrar göle girebileceğimiz bir ortamın oluşmasını hayal ediyorum. Bunun da çok uzak olduğunu zannetmiyorum. Evet, tesisimiz dediğim gibi 177 milyon bedelle tamamlandı. Şu anda son hak edişimizi yapıp geçici kabulü yapacağımız seviyedeyiz. Finansmanımızın tamamı %100 kredi ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tarafından Çevre Şehircilik Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle alındı. 2018 yılında 20 milyon TL, 2019 yılında 25 milyon TL ve 2020 yılında 132 milyon TL gibi bir finansmanımız var. Sanırım çok uzun bir süre geçmeden burada büyük bir açılış planlayıp Sayın Devlet Büyüklerimizi de buraya davet edeceğiz. Van'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Ben öyle şey yapamam, bana tavsiye.